Şimdi tabii İstanbul deyince İstanbul yani çok büyük bir şehir. Ve haliyle belki bir seminer konusunda da bunları anlatmak mümkün değil. Fakat bir kronoloji yapacak olursak, İstanbul'un tarihsel gelişimini buradan bakacak olursak, şimdi ilk haritamız bu arkadaşlar. Bu haritada İstanbul'un işte fetihten önceki dönemlerini görüyoruz. Yani İstanbul'daki bu ilk yerleşimleri görüyoruz. Bakın burada Bizantiyon'da bunlar kurulmuş. Kusura bakmayın, biraz boğazım kötü oldu. İlk surlar arkadaşlar Megaralı, ilk yerleşimler Megaralı Grekler tarafından yapılıyor. Ve bu Yunanlı denizciler İstanbul'a geliyorlar ve ilk yerleşimler burada Bizantiyon dediğimiz şu kısımda yapılmaya başlanıyor. Bir de tabii ondan önce gelen Traklar var. Traklar da Kalkedon bölgesine yerleşiyorlar ve Kalkedon bölgesinde oturmaya başlıyorlar. Konstantin ile beraber İstanbul'da Roma İmparatorluğu dönemi başlıyor ve şehrin adı Konstantinopolis olarak değişiyor. Severus surları yıktırılıyor bu dönemde yine. Ve Doğu Roma kuruluyor. Yani şimdi Doğu Roma, Batı Roma var, Doğu Roma var. Aslında Doğu Roma, Batı Roma'daki Panteon'a karşı kuruluyor. Yani paganizme karşı kuruluyor. Çok çok dinli yapıya karşı kurulan bir yapı Doğu Roma. Ve Konstantin bu şehri kuruyor bu şekilde. Theodosius zamanında bugüne kadar gelen iç surların inşaatına başlanıyor ve Haliç ve Marmara surları 439 yılında tamamlanıyor. Daha sonra 552 yılında yani Justinian zamanında Ayasofya'nın inşaatı başlıyor. Ve Haliç'e yapılan ilk köprü de yine bu döneme rastlıyor. Ve şurada bakın şu kısımda Justinian zamanında bir köprü yapılıyor. Şimdi tabii ben her zaman onu söylüyorum. Yani bir şehirde bazı kırılma dönemleri var. İstanbul'da da dört tane kırılma döneminden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi de yine bu Bizans ve Roma döneminde 1204 ile 1264 yılları arasındaki Latin istilasında meydana geliyor. Yani Latinler geliyorlar, o şeyler diyelim, Katolikler geliyorlar ve şehri istila ediyorlar. Bu istila yaklaşık 60 sene sürüyor ve bu 60 sene içerisinde şehirde çok büyük tahribat oluyor. İşte o yüzden bir kardinalin ettiği bir söz vardır. O söz de şöyle: ben bir papaz başlığı görmektense bir imam sarığı görmeyi tercih ederim diyor işte bu kardinal. Yani bundan dolayı kaynaklanan, bu Latin istilasından dolayı kaynaklanan bir söz. Şimdi ilk kırılmayı bu 1204 ve 1264 istilasında aslında İstanbul yaşıyor. Çok geniş bir dönem değil mi? Bizans dönemi, Roma dönemi çok geniş bir dönem. Ve bu geniş dönemden sonra bir fetih dönemi başlıyor. Yani bir Osmanlı dönemi dediğimiz bir dönem var. Ve 1453 ile başlayan bir dönem var. Artık şehir tamamen bu dönemden sonra değişmeye başlıyor. Şimdi o yıllarda değerli arkadaşlar, yani Bizans-Roma döneminin nüfus yapısı hakkında çok elimizde sağlıklı veriler yok. Ama 1453'te yani İstanbul fethedildiği zaman İstanbul'un nüfusu yaklaşık 50 bin civarında. Bunu biliyoruz. Şimdi Konstantin dedik. Konstantin Fatih Sultan Mehmet ne diyor? Atam Konstantin diye bahsediyor, değil mi? Atam Konstantin diyor. Aslında Konstantin düşünecek olursak Doğu Roma'yı kuruyor ve çok dinli yapıya karşı, paganizme karşı kuruyor. Aslında Peygamber Efendimiz de dünyaya kaç yılında gelmiş? 571, 632 yılında da. Dolayısıyla Konstantin şeye inanıyor yani ehli kitap. Hazreti İsa'nın getirdiği dine inanıyor. Ve Batı Roma'ya karşı Doğu Roma'yı kuruyor. O yüzden de
Osmanlı hükümdarları Konstantin'i ata olarak kabul ediyorlar. Burası çok önemlidir. Yani dolayısıyla ben Konstantin'de sizin benim gibi bir mümin olduğunu düşünüyorum. Ve onun kurduğu bir şehir. Bizans'ı söyledik. Yani Bizans'ın nereden geldiğini söyledik. İlk yerleşmeler Megaralılar geliyorlar. Bir kısmı Bizantiyon'da yerleşiyor bu bölgede. Bir kısmı da ise Kalkedon'da yerleşiyor. Ve Kalkedon'la yerleşenlere Bizantiyon halkı Traklar diyor. Körler manasına gelen Traklar ismini veriyor. Yani böyle güzel bir sur içi dururken, böyle bir yarımada dururken siz nasıl oldu da geldiniz, burayı buldunuz, buraya yerleştiniz şeklinde oraya onlara Traklar diyorlar. Bunu da bir anekdot olarak söyleyelim. Tabii o dönemin yapısal olarak şeylerine baktığımız zaman, binalarına baktığımız zaman işte Ayasofya var, Bizans Sarayı var, limanlar var, Pantokrator yani Zeyrek Camisi var ve diğer irili ufaklı kiliseler var. Tabii ki hipodrom var. Bu dönemin yapılar arasında, bu Bizans dönemin yapılar arasında önemli yapılar. Şimdi ve buradaki bir kırılma anından, yani İstanbul'un gelişme ve planlama açısından bir kırılma döneminden bahsettik. Bu da Latin istilası. Yani 1204 ve 1264 yılları arasında meydana gelen Latin istilası yüzünden oluyor. Değerli arkadaşlar, Bizans'ta yönetim ilk önce 8 daire üzerinden yürütülürken, daha sonra Justinian ve ondan sonraki zamanda ise 14 daireye ayrılıyor Bizans. Şu kısım 14 daireye ayrılıyor. Yani bunu içeride 14 tane belediye gibi düşünün. Ve 14 tane belediye tarafından yürütülüyor. İki tane temel ulaşım aksı var değerli arkadaşlar. Bir tanesi buradan Sultanahmet'ten başlayıp Divan yolu, Çemberlitaş'ı devam edip buradan sahile giden aks, diğeri de Edirne Kapı'ya giden aks. Bu, yani şöyle bir üçgen çiziyor ulaşım altyapısı Bizans döneminde ve bu Latin istilasına kadar korunuyor. Ama Latin istilasına tabii çok büyük tahribatlar yapılıyor. Şimdi Osmanlı dönemine gelecek olursak, o dönemin İstanbul'unu düşünün. Anadolu'da Osmanlı var. Her yeriyle bağlantısı kesilmiş. Döneminin en fakir zamanını yaşıyor İstanbul. Ve 50 bin nüfusa sahip. Fethiyle beraber İstanbul'un nüfusu 120 bine yükseliyor. Evet, burada bakın ilk bu Bizantiyon'un şu gelişme akslarını görüyoruz. Edirne Kapı'ya giden yol. Şurası Aksaray hemen hemen. Aksaray'dan aşağı giden yol ki burada ne var? Bizans krallarının giriş yaptığı bir taç kapısı var şu kısımda. Bu aks uzun zamandır korunuyor. Hatta bugün de mevcut. Yani şu aks olmasa bile değerli arkadaşlar, Fatih'ten Şehzadebaşı'ndan Edirne Kapı'ya giden şu aks, bir de buradan da işte Laleli, Eminönü ve Divan yoluna gelen bu aks hala mevcut ve hala kullanılıyor. Şimdi bu dönemde Fatih Sultan Mehmet döneminde gelişme aksları neler? Yapısal yapılan büyük binalar neler? Bunlara bir bakacak olursak, Fatih ilk önce ne yapıyor arkadaşlar? Bir kere fetih ruhuna uygun olarak şehrin en büyük mabedi camiye çevriliyor. Yani Ayasofya cami oluyor. Ve Anadolu'nun muhtelif yerlerinden Fatih Türkleri getiriyor ve ilk Türk yerleşimleri Fatih Sultan Mehmet zamanında başlıyor. Şehrin nüfusu 50 binden 120 bine çıkıyor. Hatta işte Çarşamba semti var değil mi? Mesela İstanbul'da Fatih'te Çarşamba semti var, Aksaray semti var. İşte Anadolu'daki Aksaray'dan gelenler bu Aksaray semtine yerleşiyorlar. Samsun Çarşamba'dan gelenler de Fatih'e yerleşiyorlar. Yani bu şekilde bu semtlerin isimleri de bu şekilde oluşmaya başlıyor. Bu dönemin yapılarına bakacak olursak Bursa etkisinde kalan camileri görüyoruz. Mesela Muratpaşa Camisi gibi, Aksaray'daki Muratpaşa Camisi ki inşa tarihi 1473'tür. Muratpaşa, Mahmutpaşa Camisi gibi ters T planlı camiler bunlar. Bursa'da da çok görürsünüz ters T planlı camiler. Bunların ilk örneklerinde değerli arkadaşlar İstanbul'da yapılıyor. Murat Paşa bir Bizans prensesi aslında. Daha sonra Otlukbeli Savaşı'nda şehit düşüyor Murat Paşa. Onun yaptırdığı cami.
Başka ne yapılıyor yapı olarak bu dönemde önemli yapılar hangisini zikredebiliriz? Topkapı Sarayı var. Eyüp Sultan Camisi yine bu dönemde yapılıyor. Şey olarak cami altında ve taş kızakta tersaneler inşa ediliyor. Ve bu Fatih Sultan Mehmet'in Haliç'te yaptığı tersaneler aslında Haliç'teki sanayi gelişiminin de ilk nüvelerini teşkil ediyor. İlk örneklerini teşkil ediyor. Başka Fatih Sultan Mehmet kendi vakfiyesinden Havariyum Kilisesi, yani şu anda Fatih Camii'nin olduğu yerdeki kiliseyi alıyor. Ve orada da Fatih Sultan Mehmet Camii yapılıyor. İlk örnek ahşap olarak yapılıyor. Bu dönem böyle. Sonra geçiyoruz 2. Bayezid dönemi. 2. Bayezid döneminde 200 bine ulaşıyor İstanbul'un nüfusu. Bu dönemde şehrin gelişimi Fatih Külliyesi ve civarında oluyor. Üsküdar gelişmeye başlıyor. Haliç'e paralel olan o Edirne Kapı aksı önemli bir aks haline geliyor. Şu aks önemli bir aks haline geliyor ve İstanbul Trakya yolu gelişmeye başlıyor. Yani o bölgeye göre o bölgeye doğru gelişmeye başlıyor. Topkapı ve Edirne Kapı da bu kısımlarda ve bu Edirne Kapı ve bu Topkapı bölgelerinde pazar alanları oluşuyor 2. Bayezid döneminde. Ticaret ise Sirkeci ve Unkapanı arasında gelişiyor. Bu dönemdeki en önemli yapılardan bir tanesi de 2. Bayezid Camii oluyor. 2. Bayezid Camii ve Külliyesi. Evet, Kanuni dönemine geldiğimizde şehrin nüfusu değerli arkadaşlar sürekli artıyor artık. Kanuni döneminde artık İstanbul'un nüfusu 500 bin. Yani o dönemde 500 bin epeyce kayda değer bir nüfus. Ve bu dönemde Kanuni döneminde Eyüp tarafı gelişiyor. Haliç'te sahil sarayları yapılmaya başlanıyor. Galata surları dışında konsolosluklar oluşuyor. Yani Beyoğlu bölgesi, Pera o dönemde Galata bölgesinde ve arka tarafında artık temsilcilikler oluşmaya başlıyor. Çünkü dünyanın en büyük devleti, dünyanın en güçlü devleti ve tabii ki ülkeler burada bir temsilci bulundurmak zaruretini, mecburiyetini hissediyorlar. Bu dönemin anıtsal yapılarına bakacak olursak Süleymaniye Camii'ni ve Yavuz Selim Camii'ni görebiliriz. Bu dönemde yapılan iki büyük anıtsal yapı. Kasımpaşa ve Sütlüce tersane bölgelerinde yine gelişmeler var. Aksaray ve Üsküdar bölgesi gelişiyor. 17. yüzyıla geldiğimizde değerli arkadaşlar şehrin nüfusu 800 bine geliyor. 800 bine ulaşıyor. Evet. Bu da 17. yüzyılını gösteren bir harita. Bakın şurada Galata bölgesi, işte Suriçi bölgesi, Eyüp ve Üsküdar. Eyüp'ün Bizans dönemindeki adı Kozmidyum. Kozmidyum. Ve orada bir kutsal suyun varlığına inanılıyor. Ayazma'nın olduğuna inanılıyor. Yani böyle bir Eyüp'ün kutsiyeti sadece Osmanlı döneminde yok, Bizans döneminde de var. 17. yüzyılda Haliç'in iki yakası, değerli arkadaşlar, Haliç'in iki yakası ve Eyüp önemli bir yerleşim merkezi oluyor. Üsküdar bölgesinde, yani şu bölgelerde ve bu bölgelerde konutun yanında depolama ve ticaret alanları da gelişmeye başlıyor. Evet, aynı zamanda yine Beyoğlu bölgesi ve Beşiktaş'ta yavaş yavaş, değil mi? Bakın şurada görüyoruz, yavaş yavaş kıpırdanmalar var, gelişmeler var. Şimdi bu şekilde geliyor kent. Yani 14. 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar işte ne oluyor? Artık şehrin silüeti değişiyor. Yani şehrin bir İslam şehri olduğunu ortaya çıkaran anıtsal yapılar ortaya çıkıyor. Yeditepe'ye cami yapılıyor, değil mi? Sultan camileri, Selahattin camileri yapılıyor ve artık şehre tamamen bir Türk İslam sentezinin ve görüntüsünün hakim olduğu, süliyetinin hakim olduğu bir görüntü, bir süliyet hakim oluyor. Baktığınız zaman evet bu bir İslam şehridir diyorsunuz. Şimdi bu şekilde geliyor arkadaşlar ve 18. yüzyıla kadar, 18. yüzyılda İstanbul Latin istilasından sonra, 12. yüzyıldaki Latin istilasından sonra gerçek bir ikinci kırılma yaşıyor.
İstanbul'un gelişimi, işte planlanması, nüfusu. Ve 18. yüzyılda iki kırılma birden yaşıyor. Bunlar neler? Şimdi bunları size söylemek istiyorum. Şimdi bu yüzyılda, 18. yüzyılda artık Boğaziçi ve Haliç bölgesi artık şehirle bütünleşik hale geliyor. Yani direkt ilişki kurabiliyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Fakat bu yüzyılda Suriçi'nde çok büyük yangınlar çıkıyor ve Suriçi göreceli olarak önemini kaybediyor. Konut açısından tabii. Yerleşimler artık Boğaziçi ve Haliç bölgesine doğru yayılmaya başlıyor. Ve 1836 yılında arkadaşlar şehrin o imar planlarıyla oluşmayan yapısı değişmeye başlıyor. Çünkü 1836 yılında Alman Mareşal Moltke tarafından İstanbul'un ilk imar planı çiziliyor. Onu da hala anlayabilmiş değilim. Yani niye bir mareşal gelsin, bir asker, bir imar planı yapsın İstanbul'da? Herhalde şöyle olmuş olabilir. Almanlarla tabii yakın bir tarihsel bir ilişki var. Herhalde o dönemde geldi. Kışlalar çünkü yapılıyor bu dönemde. Şehri artık kışlalar Selimiye'de ve Rami'de değil mi? Kışlalar inşa ediliyor. Şimdi Alman Moltke'nin planında 1836 tarihlidir ve 2. Mahmut döneminde bu plan yapılıyor. Ve 1836 yılında yapılan bu plan 1839 yılında ilmi haber haline getiriliyor. Yani plan notları diyebileceğimiz bugünün şeyle plan notları diyebiliriz buna. Askeri tesisler inşa ediliyor değil mi? Rami ve Selimiye'de büyük kışlalar yapılıyor. Ki babam da orada yapmıştı askerliği. Selimiye kışlasında yapmıştı hatırlıyorum. Yani Selimiye kışlası için babayla oğul aynı yerde askerlik yapmışlar da birbirlerini görememişler denir. Bu kadar büyüktür yani Selimiye kışlası. Ve Selimiye kışlası yapılırken değerli arkadaşlar buradaki şey Mimar Sinan'ın yaptığı Kavak Sarayı. Mimar Sinan'ın yaptığı Kavak Sarayı yıkılıyor ve onun yerine bu kışla inşa ediliyor. Selimiye kışlası inşa ediliyor. Başka ne diyor Moltke? Mareşal Moltke planla beraber yolların açılması, geniş yolların açılması ve burada yol genişlikleri dahi veriliyor arkadaşlar. 10, 12, 15, 20 zira. Dörtlü bir yol kademelenmesi var. 1 zira 80 santim olduğunu kabul ediyoruz. Burada yol genişlikleri dahi veriliyor. Başka ne diyor? Geniş meydanlar bırakın, geometrik formlar oluşturun deniyor. İşte o zaman artık bu tarih itibariyle İstanbul'un o kendiliğinden gelişen organik dokusu kaybolmaya başlıyor ve yeni cetvel alıyor. O döneme kadar ne var? Şehrin adı konulmamış imar kuralları var. 40 ev bir mahalle kabul ediliyor. Mimarbaşı ve yanındaki denetçi mimarlar atlarla gezerek inşaatları kontrol ediyorlar, denetimleri kontrol ediyorlar. Şehrin fonksiyon alanları tabii padişahın fermanına bağlı, iradesine bağlı. Bu şekilde gelişiyor ama yani bu bakın bu yol genişlikleri falan artık oradaki mahallenin halkın topografyaya göre, oradaki bitki örtüsüne göre, toprağın cinsine göre yaptıkları bir düzenlemeden bahsediyoruz. Mesela Zeyrek'te ki çözüm nedir? Orada bir yükselti var. Setlerle yavaş yavaş oluşturulan bir yerleşim düzeni vardır. Asla böyle bodoslamasına gitmezsiniz Zeyrek'e. Dönerek gidersiniz değil mi? Bu çünkü oradaki setlerle yavaş yavaş oluşturulup o setlerin üzerinde iki katlı, üç katlı ahşap yapıdan inşa edildiği ve hiçbir yapının diğerinin manzarasını kesmediği, güneşini kesmediği bir yerleşim düzeninden bahsediyoruz. Bu yok artık. O dönemde büyük hafriyatlar da yok. Yani o döneme kadar insanlar böyle büyük kazılar falan yapmıyorlar. Topografya neyse, yükselti neyse ona göre yapılar yapıyorlar. Ama Moltke planıyla beraber maalesef artık kâgir yapılar yapma zorunluluğu getiriliyor aynı zamanda şehre. Yani bu yeni yapılacak yapılar kâgir olacak deniyor. Bu dönemde değerli arkadaşlar yine Beylerbeyi, Üsküdar ve Haydarpaşa aksı gelişiyor. Beyoğlu, Kasımpaşa, Beyoğlu ve Tophane yine bu üçgende büyük gelişmeler meydana geliyor.
Haliç'te köprü yapılıyor yine bu dönemde. Ama bu köprü arabaların geçeceği şekilde yapılıyor. Dolayısıyla köprü, Haliç'in arasına yapılan bu köprü arabaların geçeceği şekilde yapıldığı için şehrin içindeki yollar da arabaların geçeceği şekilde inşa ediliyor. Artık insan öncelikli yol şebekesi olmaktan çıkıp taşıt öncelikli bir yol şebekesi haline dönüşüyor. Bu planla beraber. Şimdi bu tabii tartışılır. Yani olması gerekiyor mu? İşte artık şehir gelişiyor falan. O başka bir konu. Ama olan bu. Şimdi bu bölgedeki bu dönemdeki gelişme aksırından bahsettikten sonra yine 1848 yılında Ebniye Nizamnamesi çıkıyor. Yani binaların çoğulu Ebniye Nizamnamesi çıkıyor. Ve bu nizamnamede kamulaştırma kararları, bina ruhsatları ve bina yükseklikleri belirtiliyor. Ve değerli arkadaşlar, bu nizamnameden sonra 1850 yılında ilk mevzi plan yapımı, yangınlar sonrasında ortaya çıkan ilk mevzi planlar yapılmaya başlanıyor. Bunların ölçekleri tabii küçük, yani böyle 1/5000, 1/1000 ölçekler değil. Ve 1882 ve bu yılda yine 1850 yılında ıslahat-ı türuk dediğimiz ilk imar komisyonu kuruluyor. Yani onun için bu yıllar çok önemli. 1848, 50, 82, 1836 bu yıllar işte İstanbul'un artık geometrik forma ve ölçekli bir fiziki plana geçtiği yıllar. 1850 yılında mevzi plan yapılıyor ve ıslahat-ı türuk komisyonu kurulduktan sonra 1882 yılında ilk imar kanunu çıkıyor. Ebniye kanunnamesi. Ve bu kanunnameyle beraber şehirdeki bütün yapılaşmaların ve yerleşmelerin muhakkak bir imar planına ve bir haritaya dayandırılması şart hale geliyor. Bu şeyle beraber, kanunnameyle beraber. Şimdi arkadaşlar burada bir duralım, bir bakalım. O döneme kadar, tabii bunun arkasında tanzimat geliyor. Tanzimatın ortaya koyduğu bir hukuk var. Bir imar hukuku var, bir yapı hukuku var. Şimdi bu döneme kadar İstanbul'da yapı sektörü, imar faaliyetleri üç ayrı şekilde kategorize edilebilir. Konut yapıları, evler. Evler nasıl? Herkes kendi parseli içerisinde kendi oturacağı müstakil konutları inşa ediyor. Bunlar iki katlı ya da üç katlı oluyor. Demek ki konutta herkes kendi konutunu inşa ediyor. Toprak, ait olduğu toprak, kişilerin parselleri asla bir rant aracı değil. Herkes ihtiyacı kadar ev yapıyor. Bu evler genellikle ahşaptan oluyor. Ahşabın malzemesi eksildiği zaman ya da işte ahşabın bir yeri değişeceği zaman tahta kaleler var. Şehrin tahta kale semtleri. O tahta kale semtleri var mesela. Oradan ismini alıyor. Edirne'de vardır tahta kale. Bursa'da vardır tahta kale. İstanbul'da da vardır tahta kale. Gidiyorsunuz tahta kaleden hazır işte bir fıruş, bir bindirme, bir kaplama tahtası, bir pervaz, bir kayıt alıp gelip yapıyorsunuz. Yani şehrin de böyle bir yapı sistemi var. Bu konut yapılarının yanında başka ne var? Donatı alanları var. Yani camiler, medreseler değil mi? Çeşmeler gibi. Bunu da mahallenin kendisi gösteriyor. Kendisi veriyor yani. Gel burada yap. Herkes arsasından bir pay vererek bugün imar planlarında %30 ortak düzenleme payı dediğimiz bir pay bu. Herkes bir pay vererek bu donatı alanlarının yapılmasını sağlıyor. Donatı alanlarında da bu var. Ticaret bölgelerinde ise, ticari yapılarda ise kapalı çarşılar, arastalar, bedestenler ve dükkanlarda ise arkadaşlar vakıflar sahip. Bütün gelir vakıfların. Ve oralarda vakıflar işletiyor. Yani toprak bir rant aracı değil. Ama tanzimat hukukuyla beraber insanların oturduğu parseller bir rant transferine yol açmaya başlıyor. Burada çok önemli bir değişim yaşıyoruz. Tanzimat sonrası hukukta, ki ben bu dönemdeki buna bir diğer kırılma olarak bakarım.
çok katlı binalar yapmak, ev ve iş yerleri yapmak serbest hale geliyor. Ve ilk örnekler ortaya çıkıyor. Tünelde Doğanhan yapılıyor. Mesela Maçka Palas yapılıyor. Osmanlı Bankası yapılıyor yine Karaköy'de. Fakat ilginç olan şey arkadaşlar şey şu. Yani bugün de hala bu var. Yani siz evet diyorsunuz ki gel burada yap. Ona muazzam bir rant transfer ediyorsunuz. Fakat bundan vergi almıyorsunuz. Onu vergilendirmiyorsunuz. Halktan aldığınız, topladığınız vergiyi yine o bölgelerde, o bölgelere aktararak o bölgelere bir rant transferi yapıyorsunuz. Yani olan bu. Bugün de öyle değil mi? Bir imar planı tadilatı yapıldığı zaman Şişli'de, Mecidiyeköy bölgesinde falan değil mi? Şehrin emlak değerlerinin yüksek olduğu yerlerde bir imar planı tadilatı yapıyorsunuz. O plan tadilatıyla şehrin, o parselin 2 olan emsal değerini 3'e 3,5'a çıkarıyorsunuz. Parsel sahibi bir anda milyar dolarlar, milyon dolarlar kazanıyor. Fakat tutup da devlete bir kuruş verdiği yok. Belki bağış olarak veriliyor bunlar ama bağışlar da halka gitmiyor yani. Bunlar maalesef Türkiye'nin imar konusundaki en büyük yanlışlıkları. Bunlar her dönemin konusu. Her dünya görüşünün konusu. Bunları ben belli bir dünya görüşüne sağ yapıyor da sol yapmıyor. Böyle bir şey yok. Sağ da yapıyor, sol da yapıyor. 18. 19. yüzyılda yapılmış, şimdi de yapılıyor yani. Demek insan çok değişmiyor yani. Değişmesi lazım. Ama değişmiyor. İnsanın para hırsı, para kazanma hırsı ve tamah, arsa üzerinden rant kazanma hırsı, dünya görüşü ne olursa olsun değişmiyor. Ne Demokrat Parti'nin, ne CHP'nin, ne sağcının, ne solcunun bu konuda birbirine söyleyecekleri söz yok. Herkes aynı şeyi yapmış maalesef. Şimdi bakıyoruz. Bu rant, yani bu hukukla beraber gelen rant de vergilendirilmiyor. Aksine bu doğan rant kamuya transfer edilmiyor. Halkın parasını vergi olarak topluyorlar ve bu bölgelere aktarıyorlar. Bu bölgelerde yeni şahıslara, yani şahıslara kar transferi yapılıyor. Nüfuzlu kişiler devreye giriyor. Arsalar toplanıyor. Galata ortadan kayboluyor. Beyazıt Meydanı işgal ediliyor falan. Böyle bir dönemler yaşıyoruz o dönemlerde. Ve tamamen artık her şey rayından çıkıyor. Bu dönemdeki değerli arkadaşlar 18. yüzyılda bir diğer önemli şey ulaşım aksı olarak Abdülaziz dönemini zikredebiliriz. Tren yolu geçiyor Abdülaziz döneminde. Ve Abdülaziz tren yolunun yapılabilmesi için kendi köşkünü dahi feda ediyor. Ve bu tren yolu yapılırken İstanbul'un Süliyet'te çok katkılarda bulunan sahil köşkleri. Mesela bugün tek bir örneği, iki tane örneği vardır. Bir tanesi Sepetçiler Kasrı'dır bu örneklerin. Sepetçiler Kasrı hamdolsun duruyor. Bir tanesinin kaidesi kalmıştır. Giderken bakın hemen sahil yolunda İncili Köşk. Böyle sadece alt katı vardır, zemin katı kalmıştır. Kemerli bir yapıdır İncili Köşk. O kalmıştır. Diğer bir sürü köşkler, Mermer Köşkü, mesela Yavuz Sultan Selim zamanında yapılıp da donanmanın sefere çıkarıldığı, hemen Sepetçiler Kasrı'nın çaprazında kalan köşkte yıkılmıştır. Sarayburnu'ndaki sahil köşkleri de yıkılmıştır. Yani bu şeylerin yapımı sırasında, tren yolunun yapımı sırasında. 19. yüzyılda arkadaşlar artık şehrin nüfusu 1 milyon 200 bine çıkıyor. Yani bir artıştan devam ediyor. Ve bu dönemde Pangaltı, Nişantaşı, Kabataş, Taksim, Kabataş, Taksim'in güney hattı gelişmeye başlıyor. Hala Konstantinopolis diye geçiyor yani. Ve 1913 yılında Şişli'ye elektrikli tramvay geliyor. Bu elektrikli tramvayın gelmesiyle beraber ulaşım aksları güçleniyor. Maçka, Akaretler, Pangaltı, Nişantaşı, Kabataş, Taksim, bu bölgeler artık yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Deniz taşımacılığında şirket hayriye vapurları devreye giriyor. Kadıköy gelişmeye başlıyor arkadaşlar. Kadıköy, Moda, Bahariye, Kızıltoprak, Kalamış, Erenköy. Bu dönemde yine o aks gelişiyor. Bu bahsettiğim, bakın, Moltke planı budur işte.
Burada mikyas da var. İşte bu Moltke planıdır. Ve Üsküdar Bağlarbaşı yönünde gelişmeye başlıyor. Bir dönem var değerli arkadaşlar. Planlama çalışmalarının olmadığı bir dönem. Gerek İstanbul işgal altına alınıyor, işgal ediliyor ve başka sebeplerden artık plan çalışmalarının olmadığı bir dönem var. O da 1915 ile 1932 yılları arasında kalan dönem. Yani bir 17 yıl İstanbul'da plan çalışması yapılmıyor. İmar faaliyetleri sadece istikamet çizgileriyle ve kadastro memurları tarafından yapılıyor. Bunlar işte o meşhur Pervitiç haritaları. Ve bu şeylerde bakın İstanbul'da çok büyük yangınlar çıkıyor değil mi? Çırçır yangını, Aksaray yangını ve bir yangın bir başlıyor Aksaray'dan. Ta Eminönü'ne kadar, Hocapaşa'ya kadar yangın gidiyor. Binlerce ev yanıyor falan. Sonra işte biliyorsunuz evlerin arasında yangın duvarı yapılma zorunluluğu getiriliyor. Ve bu dönemler artık bilhassa Fransız ve İtalyan mühendislerini davet edilip de kadastral paftaların çıkarıldığı, istikamet çizgilerinin belirlendiği ve mülkiyetin esas alındığı bir dönem. Bir imar planı dönemi yok. Bir 17 yıl bu böyle devam ediyor. Ve değerli arkadaşlar 1932 yılına geldiğimizde İstanbul'a bu Prost artık Avrupalı şehircilik uzmanları dönemi başlıyor ondan sonra. Ta ki 1979 yılına kadar. 1932 yılında 3 tane Avrupalı şehir uzmanı Agache, Lambert ve Elgöz İstanbul'a geliyor. Bu üçü 1932 yılında İstanbul'a bir plan yapıyorlar. Bu plandan Elgöz'ün planı kabul ediliyor ancak o plan da uygulanmıyor. Ondan sonra 1937 yılına geliyoruz arkadaşlar ve 1937 yılında meşhur Henri Prost, Fransız şehir plancısı İstanbul'a davet ediliyor. Ve Henri Prost bu şahıs, Henri Prost İstanbul'a bir plan yapıyor. İstanbul'a yaptığı bu planlar parçacı planlar oluyor değerli arkadaşlar. Yani İstanbul'un bir bütününe dair bir plan yok tabi. Ve tarihi yarımada Eyüp, Beyoğlu, Rami de ve Üsküdar'da 1/2000 ölçekli imar planı çiziyor Henri Prost. Bu ilk plan örneklerinden bir tanesi. Karşıda ise ölçek büyüyor. Yani Kadıköy tarafında ise, yani bu tarafta ise Kadıköy, Üsküdar ve Bostancı'da ayrıca Henri Prost 1/25000 ve 1/5000 ölçekli plan hazırlıyor. İşte Henri Prost'un bu 1937 yıllarında hazırladığı bu 1/25000 ölçekli plan İstanbul'un ilk nazım planı kabul edilir. Yani uygulama imar planı farklı bir şeydir. Tanzim planı, nazım plan farklı bir şeydir. İşte bu yapılan ilk plan. Şimdi bu burada ilginç bir anekdot da var arkadaşlar. 1938 yılında yani Prost tabii adam plan yapıyor yani ve planda bir karar verecek. Ondan sonra şey soruyor yani İstanbul'da yapılacak liman yerini öğrenmek istiyor yani Prost. Ve zamanı tabii limanlar Devlet Demir Yolları İnşaat Daire Başkanlığı var. Başında da Rıza Bey diye bir adam var. Bir şey yazıyor, yazı yazıyor yani Prost diyor ki liman nerede olacak İstanbul'da? Yani bunu bana söylerseniz ben ona göre plan kararını vereceğim. Yani Prost'a gelen cevap şu. Küstah adam diyor. Sen küstah adam, sen kimsin ki diyor. Türk hükümetinin bu konudaki kararını öğreneceksin diyor. Yani böyle bir yaklaşım da var o konuda. Henri Prost'a fırça atıyorlar. Sen kim oluyorsun ki bizim Türk hükümetinin kararını öğreneceksin şeklinde bir Henri Prost'a karşı bir yaklaşım gösteriliyor. Ve bu Rıza Bey aynı zamanda onu da size biraz ileride belki söyleyebilirim. Yani Haydarpaşa Limanı'nın yapılmasını da sağlayan bir adam. Profesör Harvard'ın raporunun aksine. Şimdi bu dönem yani bu dönemli yani bu 1937 ile başlayan dönemi de değerli arkadaşlar bir üçüncü kırılma dönemi olarak ele alabiliriz. Burada da bakın Lütfi Kırdar zamanında yani o tek şeflik döneminde de
İstanbul'da bakın bütün bu sahil yolları onun zamanında açılıyor. Lütfi Kırdar zamanında açılıyor. Geniş Boğaz'ın iki tarafındaki sahil yolları. Osmanlı zamanında ise asla yalılarda şey yok. Bitişik nizam yapılmıyor. Yani bir yalı yapılıyor, arada bir boşluk bırakılıyor, diğer yalı yapılıyor. Yani muhakkak halkın ve kamunun denize erişimi sağlanıyor ve şart koşuluyor Osmanlı döneminde. Bu Lütfi Kırdar zamanıyla beraber çok geniş yollar açılıyor ve bitişik nizam geliyor Boğaz'a. Başka ne yapıyor Lütfi Kırdar? Yeni Kapı'yla şey arasındaki aksı, Onkapanı arasındaki aksı ilk açan aslında Menderes değildir. O dönem Atatürk Bulvarı'da yani o yolda yine Lütfi Kırdar zamanında açılıyor. Bir de bugün tabii hep tartışmalara konu olan maalesef Taksim Kışlası. O dönem bir güzel bir yapı olduğu halde, bir eklektik yapı olduğu halde Taksim Kışlası yıkılıyor. Hiçbir sebep yokken yıkılıyor. Evet, bakın Taksim Kışlası'nın bu eski hali. Ama yıkılmasının bir diğer sebebi de maalesef bu Henry Prost'un kararları. Şimdi bu dönem tabii gerçekten çok büyük acıların yaşandığı bir dönem. Ama bakıyoruz bizim mimarlarımız hep devre dışı. Yani adam yerine konmuyor. Ancak dışarıdan böyle danışman olarak falan seyrediyorlar olayları. Turgut Cansever, ondan sonra Turgut hocamız, Mehmet Ali Handan, Emin Onat, Aydın Boysan gibi mimarlarımız bu süreçleri maalesef hep dışarıdan takip eder konumunda oluyorlar. Bazı konularda danışmanlık görevi yapıyorlar ama bütün plan kararları değerli arkadaşlar hep bu yabancı uzmanlar ve yabancı şehir plancıları tarafından alınıyor. Şimdi yine bu dönemde bazı anekdotlar aktarayım size. Mesela İMÇ'de biliyorsunuz Manifaturacılar Çarşısı var değil mi? İMÇ. Şimdi bu dönem mesela orayı belediyede çalışan yetkililer burası temizlensin diyerek rapor veriyorlar. Ve oradaki bütün sivil mimarlık örnekleri yıkılıyor. İMÇ'nin olduğu yerdeki bütün sivil mimarlık örnekleri yıkılıyor. Ve oraya işte o çarşılar yapılıyor. Sebep neymiş? Temizlenirmiş. Yani buradaki ahşap yapılar yıkılırsa temizlenirmiş gerekçesiyle. Buna tabii Turgut Hoca çok karşı çıkmasına rağmen bunlar yapılıyor. Çünkü o zaman rant odakları oluşmaya başlıyor. Bu işin piyasası oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Yani bu tazimat hukukuyla beraber artık bütün parayı topraktan ve topraktan devşirilen o imar hakkından elde edilen bir grup ortaya çıkıyor. Mesela İMÇ bloklarında, o İMÇ çarşısında bir avukat ortaya çıkıyor. İşte buraların kamulaştırılması birinci takdirle ikinci takdir arasında muazzam bir fark var komisyonun belirlediği ve bu arasındaki farkı bu bir çete gibi bunlar bölüşüyorlar aralarında. Yani dolayısıyla bu rant ve işte başbakana yanlış bilgiler veriliyor falan. Yani dolayısıyla muazzam bir rant var ve araya avukatlar, mimar olmayan insanlar giriyorlar. Bu rantı paylaşmaya başlıyorlar. Bu şekilde bakıyorsunuz Turgut Hoca'nın Aydın Boysan'ın karşı çıkmalarına rağmen oradaki Vefa ve Süleymaniye'yi birleştiren o ahşap doku yıkılıyor ve oraya Manifaturacılar Çarşısı yapılıyor. Başka yine mesela Sinan Paşa, Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'ni Turgut Hoca diyor ki şey yapalım bunu, Barbaros Bulvarı gelsin yukarıdan meydana direkt inmesin, Serence Bey'den bir kavis çizerek aşağıya bağlansın. Beşiktaş'ta güzel bir meydan oluşturalım. Orada ahşap konaklar da var çok güzel. Sinan Paşa Camisi ahşap konaklar ve Barbaros türbesiyle beraber orada çok güzel bir şehir meydanı yapalım diyorlar. Menderes'i ikna ediyorlar. Fakat Menderes'in çevresinde bir danışmanlar grubu var. İşte bu Rıza Bey uzun zaman Faruk Akçer gibi, Muzaffer Uluşahin gibi. Bunları ben tabii Turgut Hocam'dan dinledim. Yani onlardan aktarıyorum ben de size. Çünkü ben de 1/50 bin ölçekli planda çalıştım. Bunları bana anlattı, aktardı bizlere. İşte bizler de sizlere aktarmaya çalışıyoruz. O dönem bu insanlar bir şekilde devreye giriyorlar ve bu insanlar rantla besleniyorlar. Devreye giriyorlar. Bir şekilde başbakan
3 gün sonra, 5 gün sonra farklı bir karar veriyor Menderes. Ve Barbaros Bulvarı Bodoslama'dan geliyor aşağıya bağlanıyor. Yani şehrin doğal o tarihi dokusuna uygun kıvrımlar ve kavisler yapılmıyor şehirde. Bir diğerine Muratpaşa Hamamı. Muratpaşa Camisi'nin önünde çok güzel bir hamam var yanında. Yine bizim mimarlarımız gidiyorlar ya sayın başvekilim diyorlar Menderes'e. Yani şuradan bir kavis yapın da bu Muratpaşa Hamamı'nı kurtaralım. Tamam diyor Menderes'te. Seni mi kıracağız hocam diyor falan. Bakıyorsun 3 gün sonra yine karar değişiyor. Çevresindeki danışmanların kararlarına göre hareket ediyor rahmetli Menderes. Fakat bazı şeyler değerli arkadaşlar intikam alıyor. Yani ben bunları sanki bunlar canlı gibi değil mi? Mesela böyle bir hata Taksim'de Gezi Kışlası'nın bu şekilde yıkılması ki ortası biliyorsunuz burası ilk milli maçında yapıldığı yer Romanya ile yapılan ilk milli maç burada yapılıyor işte 2-2 bitiyor maç falan ondan sonra. Fakat bunlar aslında sanki kaybolup gitmiyorlar. Bir şekilde intikam alıyorlar daha sonra. Muratpaşa Hamamı da öyle mesela. Bugün hala şey bağlanamadı değerli arkadaşlar. Aksaray ile Yenikapı arasındaki metro hattı niye bağlanamadı? Çünkü yapılan kazılar sırasında Muratpaşa Hamamı'nın temelleri ortaya çıktı. O yüzden hala yapılamıyor. O yani kaç metre bilmiyorum Aksaray'dan Yenikapı'daki o diagonal aks yani 800 metre falandır. 800 metre civarında. Yapılamadı. Koruma kurulu taban kazısı istedi. Taban kazısında Muratpaşa Camisi'nin hamam kalıntıları ortaya çıktı. O yüzden doldu. Taksim Kışlası yıkıldı. E bugün bir toplum bunu hala tartışıyor yani. Ağaçlar da öyle değil mi? O dönemde mesela Bakırköy'de sakız ağacı var. 1200 yıllık diyorlar ama neyse çok geçmiş olan bir ağaç sakız ağacı. Halk karşı çıkmasına rağmen yıkılıyor. Millet Caddesi'nde Fatih Sultan Mehmet'in diktiği söylenen Kazasker Abdurrahman Efendi Camisi'nin yanındaki çınar yıkılıyor. Yani şey yapılıyor, kaldırılıyor ortadan. Alanya'da yine mesela halk bu şekilde karşı çıkıyor. Kaldırılıyor. Yani bir taraf şey olarak buna bakıyor. İşte diyor ki yobazların kültürünü ortadan kaldıralım derken ben Demokrat Parti dönemine geldiğinde de bu sefer insanlar bunu yapmak için diyorlar ki halkı CHP kışkırtıyor diyorlar. Yani herkes bir şeyler yapmak için farklı argümanlar kullanıyor. Evet yani böyle bir dönemi geçiyoruz. Bu dönemde maalesef yabancı şehir uzmanları var. Piccinato, işte Agace, diğerleri var. Ergös var. Bunun yanında bir bürokratlar grubu var. Başbakanların yanında. Bunlar aslında mimar değil. Bakın Faruk Akçer falan mimar değil yani. İşte Rıza Bey de bunlar mimar değiller. Başbakanın yanında bir grup var. Bir de bunlara müdahil olmak isteyen işte Semavi Eyce gibi, Turgut Hoca gibi, Aydın Boysan gibi insanlar var. Bunlar da şehrin kurtarılmasını istiyorlar. Fakat ulaşamıyorlar bir türlü. Başarılı olamıyorlar yani. Hep geri planda kalıyorlar. Evet, ben bu üçüncü kırılma dönemi olarak da 1938-1960 arası bu dönem. Bu dönem hakkında tabii söylenecek çok söz de var. Ama kısaca tabii vaktimiz de kısıtlı. Bunları söyleyebiliriz. 84-89 yılları arasında geldiğimizde bir diğer kısım Dalan döneminde de maalesef Boğaziçi elden çıkıyor. 2,5 milyon metrekare yeşil alan heba ediliyor. Tamamen imara açılıyor arkadaşlar. Bu dönemde maalesef böyle bir dönem. Şimdi tabii 80 yani 70 döneminde biliyorsunuz İstanbul'a bir Boğaz Köprüsü yapılıyor. İki yaka geçişleri sağlanıyor. Küçük sanayi siteleri kurulmaya başlanıyor 70 döneminde. İstanbul'da doğuda Bostancı, Maltepe, Kartal, Pendik ve Gebze yönünde yine çok büyük şeyler var, gelişmeler var. Bu arada unutmadan şunu da göstereyim size. Bakın bu Taksim Kışlası'nın olduğu yer, bu yıkıldıktan sonraki hali. Prost'un çizdiği bir eskiz arkadaşlar bu. Görüyorsunuz burada yeni cami bu. Rüstem Paşa Camisi ve buradan bayağı geniş bir bulvar açıyor yukarıya doğru. Allah'tan bunlar uygulanmadı yani.
Burada böyle büyük kitleler var. Bunlar çarşı falan. Ondan sonra yine bu da yine Prost'un çizdiği planda bu Taksim kışlasının yerini gösteriyor. Bu şahıs Lütfi Kırdar, Henry Prost. Şehir mütehassısı diye geçiyor. Bakın o dönem şehrin imarı. Vali dün şehir mütehassısı ile birçok yerlerde tetkikat yaptı ve muhtelif kararlar verdi diyor. Evet, yani 70 dönemi artık ikinci konut sahipliğinin arttığı dönem. Kumburgaz, Silivri, Celaliye, Kamiloğlu gibi yerler çıkıyor değil mi? Yine karşı Asya tarafında da işte Bayramoğlu gibi, Dragos gibi artık yazlık alanlar gelişmeye başlıyor. İstanbul Silivri'ye kadar dayanıyor. İkinci köprüyle, köprü yapımıyla beraber otomobil sahipliği artmaya başlıyor. 80'li yıllara geldiğimizde ise artık İstanbul 80'li yıllarda 60 kilometre yarı çaplı bir kent haline geliyor. Sınırlar Batı'da Tekirdağ ile Kınalı Köprü ile doğuda her iki sınırına kadar dayanıyor. Üsküdar, Çamlıca, Kısıklı ve Ümraniyeler, Üsküdar yani bu bölgelerde, Ümraniye bölgelerinde artık hisseli ifrazlı konut alanları gelişiyor. Bu dönemler yani bu 70 ve 80 dönemleri hakikaten şöyle bir dönem. Arazi mafyası oluşuyor ve bu arazi mafyası kamu arazilerini, maliye vesayeti olan arazileri alıyorlar, çeviriyorlar ve satıyorlar. İşte bu gecekondulaşma dönemi. Bize de gelmişti o dönem. Ben hatırlıyorum. Babama gelmişti. Babam da demişti ki alalım oğlum. Ben de almadım baba demiştim. İşte bir arsa spekülatörü geldi. Al sana şuradan arsa. Şu kadar ver. Ondan sonra bekle arsan değer kazansın. Babam almamıştı ama alanlar gerçekten üzerine çok büyük binalar kondurdular daha sonra. Yani öyle bir dönemi yaşadı Türkiye. Yani Yağma Hasan'ın böreği gibi o yıllar, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda Ümraniye, işte şehrin çeperleri, Ümraniye, Üsküdar arka tarafları, işte Bahçelievler, Bağcılar, Esenler falan, Bayrampaşa arka tarafları resmen yağmalandı değerli arkadaşlar. Buradaki araziler, tarla vasfındaki araziler ve devletin arazileri birileri tarafından işgal edildi, parsellendi ve satıldı. Sonra tabii seçim dönemlerinde ne oldu? İnsanlar buralara hizmet getirdiler. Elektrik, su bağlandı falan. Ta ki 2004 yılına kadar. 80 dönemi, 90 dönemi artık bunları sizler de yaşadınız. Yani şehir gelişti. 60 kilometrelik bir yarıçapa ulaştı. Firuzköy, Esenyurt, Halkalı, Kirazlı, Güneşli, İki Teli bu bölgeler gelişti. Artık İstanbul Dil Ovası mevkilerine kadar gitti. Birçok şey söylenebilir. Şimdi ben şöyle bir toparlamak istiyorum. Demek ki bu tarihsel sürece baktığımızda İstanbul'daki kırılma dönemleri var. Birincisi Latin istilasının olduğu dönem. Hep söylerim 12. yüzyıl. İkinci kırılma dönemi 18. yüzyıl. Yani ilk imar planlarının yapılması Moltke, Mareşal Moltke'nin ilk imar planlarını yapması, bunun arkasında yapılaşma açısından tanzimat hukukunun imarda geçerli hale gelmesi, üçüncü kırılma dönemi de Henry Prost'la başlayan Demokrat Parti'nin dönemine kadar, 60'lara kadar olan, devam eden bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde de gerçekten bir kırılma yaşıyoruz. Ve geliyoruz 1979'a kadar arkadaşlar, kendi planımızı bir türlü kendimiz yapamıyoruz yani. 1836'da Moltke ile başlıyor. 1979'a kadar bizim şehircilerimiz ve mimarlarımız ortada yok. Ancak işte dolaşıyorlar falan. Oradan müdahil olmaya çalışıyor. İyi niyetle buradan müdahil olmaya çalışıyorlar. Ama güçleri yetmiyor. 79'da artık Devlet Planlama Teşkilatı diyor ki biz bir plan yapalım. İlk Türk, bizim insanlarımızın yaptığı ilk planlama 1979'a kadar geliyor. 1979 yılında bir nazım plan yapılıyor. Fakat onda plan raporu ortada yok. Ta ki 1994'e kadar. 1994 yılında Nurettin Sözen döneminde bir plan yapılıyor. İstanbul'un nazım planı onaylanmıyor. 95 yılında tekrar belediyede Refah Partisi döneminde bir imar planı yapılıyor. İşte o planda bizler de vardık. Ben de orada sektör şefi olarak görev aldım. Tabii bütün bunlar nereden geldi, nereye gitti falan.
haliyle tarihi çevre sektör şefiydim ve bunları öğrenme imkanımız oldu. 1995 yılında biz İstanbul'un 1/50.000 ölçekli nazım planını yaptık. Ona da Mimarlar Odası arkadaşlar itiraz etti. Çünkü biz imar planını, bu planı Silivri ile Gebze arasında yaptık. Ama o zaman İstanbul'un sınırları, yani belediye sınırları Avcılar'la şey arasındaydı, Kartal arasındaydı. Dolayısıyla Mimarlar Odası dedi ki sizin yaptığınız yetki gaspıdır. Siz belediye sınırları dışında plan yapamazsınız diyerek yargıya başvurdu ve bizim hazırladığımız 95 nazım planı da iptal edildi. Kaldı mı yine İstanbul plansız? Bakın hala plan yok bu döneme kadar. Sonra 2004 yılına geldik. 2004 yılında ben o zaman İmar Şehircilik Daire Başkanıyım İstanbul'un. Ve oturduk İstanbul Metropolitan Planlama Merkezi'nde, İMP'de yine bir plan yaptık. İşte bu sefer Trakya bölgesi de işin içine aldık falan. Ya bir plan yapıldı, edildi falan. Ondan sonra yine bir itiraz. Şehir plancıları ve mimarlar tarafından. İşte usul yönünden aykırıdır falan diyerek o plan da reddedildi. Şu anda bir planımız var mı yok mu hala inanın bilmiyorum yani. Ama bir planımız var. 1/100.000 ölçekli. O da bu. Bakın arkadaşlar. İstanbul'un en son imar planı bu. 1/100.000 ölçekli bir plan bu. Çok uğraştık. O dönem yani bu plan yapıldı ama meclisten tabii onaylandı. Çevre Bakanlığı onayladı. Bu plan aslında var yok olan bir plan sonuçta. Şimdi belki acaba diyorum biz 4. kırılma dönemine mi giriyoruz? Çünkü İstanbul hiçbir tarihi döneminde asla lineer gelişiminden vazgeçmedi. İstanbul hep lineer gelişti. İstanbul'un birinci planlama ilkesi arkadaşlar, İstanbul'un yağ dokusu şeklinde kuzeye doğru yayılması asla değildir. Lineer gelişimizdir. İstanbul'un kuzeye doğru yayılması İstanbul'un felaketi olacaktır. Bu çok açık. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir imar planı var. 1/100.000 ölçekli bir çevre planı bu. Çevre düzeni planı. Ama bu planda sadece kağıt üstünde kaldı değerli arkadaşlar. Bakın burada 3. köprü yok. Burada 3. havalimanı yok. Bu plan asla uygulanmayan bir plan olarak kaldı. Karar vericiler hiçbir zaman bu plana sadık kalmadılar. Bu planda bana göre var yok bir plan. Bizim merkezimiz yani şu tarihi yarımada Fatih Eminönü. Geçen sene göre kadar planı yoktu. 1964 tarihli bölgeleme planı geçerliydi. Geldi gitti, geldi gitti itirazlar falan. İşte en son 1/1000 ölçekli planları yapıldı. Devreye girdi. Ben en son şu kanaate vardım. Biz plan yapmayı beceremiyoruz. Bilmiyoruz. Yani makro plan yapmayı beceremiyoruz. Ortada değil mi? Bakın size ta aldım, geçmişten getirdim bu zamana kadar. Moltke ile başlamış. Ondan sonra Pichinato, Prost, Agace, Lambert devreye girmiş. Başaramamışız. Gelmişiz en son 79'da yapmaya başlamışız. Onun da plan raporu onaylanmamış. 95'te yaptığımız plan bir sene sonra iptal edilmiş. 2004'te bir plan yapmaya başlamışız. İki sene sonra onaylanmış falan peşmekan. O da plan da sadece kağıt üstünde kalan bir plan. Böyle. Yani hali pürmel halimiz bu. Üst ölçekli plan yapmayı, şehir planı yapmayı beceremedik. Yani bir kere bunu açık olarak bir tarihi şey olarak koyabilirim. Evet. Geçenlerde bir yönetici şöyle söyledi. Artık kardeşim diyor İstanbul'da 3. boyuta geçiyoruz. 3. boyut neyse İstanbul'da 3. boyuta geçiyormuşuz. Bu işte bu boyut 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul, silüetin bozulması. Kentin kuzeyinde İstanbul, kentin kuzeyinde bakın ve şu bölgelerde, Sarıyer'de ve bu bölgelerde, Riva'ya yakın 100 bin nüfus iki tane şehir inşa edilmesi. Buradan 3. köprünün geçerek 3. havalimanına bağlanması. Şehrin silüetinin bozulması. Herhalde 3. boyutta bu. Yani benim öngörüm bu yaşandığı takdirde
İstanbul 4. kırılma dönemini yaşayacak ve kuzeye kaybedeceğiz. Bütün buradaki bakın hepsi yeşil yani. Bakın buradaki mavileri görüyorsunuz. Bunlar Terkos, Ömerli, Terkos, Sazlıdere. Bunlar hepsi koruma havzaları arkadaşlar. Ve bunların çevresinde koruma bantları var. Yani bütün şehrin yaşamsal kaynaklarını sağlayan bu kuzey. Kuzeydeki bu yeşil makroformu kaybettiğimiz takdirde ki 3. köprü, 4. köprüyü ve 5. köprüyü doğuracaktır. Bu çok açıktır yani. Çok açık. Yani 3. köprüyle beraber bakın bütün buralar 20 sene sonra bağlantı yolları yapılacaktır. Burada yeni yerleşimler oluşacaktır. Ve bu yeni nüfusla beraber bu sefer de yukarıda bakın şurada 4. köprü yapılacaktır. Bu çok açık. Yani bir 50 sene sonra da herhalde köprüden geçilmeyen bir boğaz. 8-10 tane köprünün falan olduğu, artık kuzeyin tamamen kaybedildiği falan. Bir yapıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu da bize belki 4. kırılma dönemini getirebilir diye düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar ben aslında söylenecek çok söz var, konuşulacak çok konu var ama bize ayrılan bu süre içerisinde biraz da rahatsızım kusura bakmayın. Bize ayrılan bu süre içerisinde ancak bu kadar bu konuya değinmek durumunda kaldık. İstanbul'un kent planlaması tarihi, imar tarihi böyle bir seminerde falan ele alınabilecek bir mesele de değil. Belki birkaç seminere bunları ayırmak lazım. Ama Nihal Hanım'a benim şeyim şudur. Muhakkak bir Turgut Cansever okumaları yapalım aslında. Turgut Hoca'yı anlamak için. Aslında o kitabı da getirdim buraya işte Kubbeyi Yere Koymamak kitabında. Çok güzel anekdotlar var değerli arkadaşlar. Yani buradan faydalanabilirsiniz. Bir şehrin nasıl değiştiğini, işte bu insanların nasıl hareket ettiklerini burada. Mesela Rıza Bey dedik, adam CHP döneminde başlamış, Demokrat Parti döneminde de hala inşaat daire başkanı. Kraliyet, Hollanda Kraliyet mensubu Profesör Harvard olması lazım. Profesör Harald Haydarpaşa Limanı için yanlış diyor. Bunu buraya kurmayın diyor yani. Çünkü bunu İzmit'e kurun diyor. Siz diyor bu malı Anadolu'ya götüreceksiniz. Arada 100 kilometre fark var. Bu raporu Rıza Bey Sümenaltı ediyor ve Haydarpaşa Limanı oraya yapılıyor yani. Ve bu şehir yoğunlaşıyor. Artık bilmiyorum herkesin son derece trafikte kaldığı, buradan Fatih'e falan 1,5-2 saatte bazen gidebildiğiniz bir cehennem haline gelmeye başladı İstanbul. Bütün bu yanlışların üstüne tekrar etmemek lazım diye düşünüyorum. Mimarlık eleştireldir. Mimarlık eleştirilince gelişir. Bunları eleştirdiğimiz zaman o kişinin şahsını eleştirmiyoruz. Ben de aynı dünya görüşüne sahibim belki. Seninle aynı şeyleri yaşamışız ama ben senin yaptığın projeyi eleştiriyorum. Seni eleştirmek başka, projeni eleştirmek başka bir şeydir. Bunun da anlaşılması gerekir diye düşünüyorum. Yani bunların ayırt edilmesi lazım. Ben burada bitiriyorum değerli arkadaşlar. Saat çünkü 3'ü çeyrek geçiyor. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Buyurun. Ben şöyle bir soru soracağım. Sizin yüksek lisans tezinizin Süleymaniye'de ilgili olduğunu biliyorum. Şimdi orayla ilgili işte oranın bir temizlenmesi, ihya edilmesi hep gündemde oldu ama en son galiba 2010 yılında tekrar bir gündeme geldi. O tekrar aynı kadere sürüklendi. Oradaki son durum nedir? Vallahi tabii Süleymaniye bakın UNESCO Dünya Miras Alanı aynı zamanda. Kiptaş o bölgede çok sayıda konut aldı. Parsel satın aldı. 225 tane parsel satın aldı. Bunların çok büyük bir kısmını kaldırdı ortadan. Bu büyük bir hizmetti. Ama sonra bunlar yapılmadı. Yani o şeylerin ki bunların projeleri de onaylandığı halde Kiptaş'ın yaptığı ve kurulun onayladığı bu projeler uygulanmadı. Orada KUDEV'in çalışmaları vardı aslında doğrusu çok sıkı bir şekilde. Onlar da yarım kaldı şu anda. Biz de geçenlerde bir sempozyum yaptık Yıldız Teknik Üniversitesi ile beraber. Oraya ben yabancı delegasyonu getirdim, gösterdim. Hala aynı yani hiçbir değişme yok. Yani şu anda oraya dair bir öngörü yok.
Kiptaş bir şirket mantığıyla hareket ediyor. Ben bunları yaparsam kime satacağım diyor. Duyduğum kadarıyla da vakıflar ve dernekler devreye girmişler başbakanlık nezdinde. Bu binalar yapıldığı zaman işte burayı bize tahsis edin. Falanca vakfın derneği genel merkezi olsun falan. Bu da tabii Kiptaş'ın çok doğrusu isteyebileceği bir konu değil. O istiyor ki ben burayı yapayım, satayım. Doğru yani, o da haklı, bir şirket mantığında düşünüyor kendine göre ama o bölgenin tabii kültürü, sanat ve eğitim amaçlı olarak gelişmesi gerekir Süleymaniye'nin. Öyle kaldı maalesef. Öyle kaldı. Yakın zamanda da bir şey gözükmüyor yani. Buyurun. Bu başaramamızın nedeni, o zamanki siyasi görüşlerin zıtlığından mı kaynaklanıyor, en büyük nedeni mi, yoksa size göre en büyük neden nedir yani? Siyasi görüşler. Valla nedenler tabii çok aslında. Yani 18. yüzyıla kadar gelen bir süreç var. İşte orada bir imar planı yok ama başarılı bir örnek var. Tüm dünyanın hayran olduğu bir İstanbul var. Ama ondan sonra planla beraber, geometriyle beraber bozulan bir İstanbul var. Bu enteresan yani. Aynı şey Batı'da tersine yaşanırken İslam ülkeleri ve bizim ülkemizde farklı bir boyutta yaşanıyor. Yani bunun sebepleri noktasında tabii çok farklı sebepleri var. Yani bir kere en büyük sebep bana göre işte bu şeyden vazgeçmemiz. Yani bu kadim yapı yapma kültürü, şehrin arazisini algılama biçiminden vazgeçmemiz, farklı bir yola girmemiz. Yani zihniyet değişimi burada bana göre çok önemli bir faktör. Ondan sonra da her şeyi, yani bizim kendi insanımızı bu konuda yetiştiremememiz, ki Rönesans'ı gördü Osmanlı. Ondan sonra sürekli yabancı uzmanların davet edilmesiyle beraber bizde bu konuda bir gelişmenin olmaması. Çünkü hep onlar gelmişler, hep onlar yaptırmışlar. Bizde böyle bir gelenek başlamamış. Yani bizde şehir planlama kültürü falan daha çok çok sonra gelişmeye başlıyor. Ama o zamana kadar da yani bu adamlar gelmişler. Bilmiyorum iyi niyetli mi, kötü niyetli mi? Henry Prost'un bakın şu çizdiği şey yani. Ya bu iyi niyetli olabilir mi arkadaşlar? Yeni caminin hemen yanından yukarıya Vatan Millet Caddesi genişliğinde bir yol çıkarıyor. Bakın bir bulvar çıkarıyor. Ve bütün kararlar bu Prost'un kararlarına göre, plan kararlarına göre yıkılıyor. Yakılıyor yani İstanbul'da sonuçta. Yani kendi bu konudaki disiplinimizi yetiştiremememiz çok büyük etkisi olmuş. Tanzimat hukukunun değişmesi tabii etkisi olmuş. Buna benzer faktörler. Çok yönlü, çok parametreli yani. Evet, başka soru yoksa ben teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalıştım yani.